Arkadaşlar merhabalar. Tarihimiz 10 Aralık. Bugün pazar. Bu görmüş olduğunuz alanların şapı imalatını tamamlamak için bugün burada bulunmaktayım. Size bu gördüğünüz malzemeyi tanıtmak istiyorum biraz. Markasını daha bir iki defa söylemiştim. İzoboz denen bir markası var. Bu iki tane dairemize 1 santimlik, diğer dairemize 1,5 santimlik malzeme kullandık. Oranın altında mescit olduğu için daha serin olabileceğini düşünerekten öyle bir şey yaptık. Kılıflı boruların altını da temizledik. Bakın burada taş yünümüz görünüyor zaten hala. Şurada görünüyor. Altını temizledik. Onların altına malzemeyi koyduk. Belirli yerlerde bu görmüş olduğunuz granit seramiğin yapıştırıcısı. Sağlam bir yapıştırıcıdır. Duvardaki seramiklerin durmasını sağlayan yapıştırıcı bu yapıştırıcı. Bunun üzerine güzelce yaydık. İçerisine iyice girmesini sağladık ki sağlam olsun, oynamasın. Tekrar esneme ile alakalı sıkıntımız olmasın diye. Şuralarda bir sıkıntım var sadece şu bölgelerde. Çünkü çok yüce de kalmış borularım. Onları da bir miktar açıp yine yapıştırma özelliği yüksek veya aderans özelliği yüksek bir malzeme kullanmayı düşünüyorum oralarda. Çok anlatabileceğim burada bir şeyim yok. Sadece ben size buradaki malzemeyi biraz izah etmek istiyorum. Bir yandan şapı şu an başladığı yerlerde. Bakın burada bu malzemenin kalınlığı 1 santim. Şu 1,5 santim. Bu malzeme arkadaşlar B1 sınıfı yanmazlığı var. Yanmazlık özelliği var. Yani ateşi gördüğünde eriyor ama alev almıyor. Geri sönüyor. Bunu biz şantiyemize de denedik. Bunun dışında esnek malzeme, yani esnek malzeme istediğiniz alana girebiliyor, dönebiliyor. Onun dışında tozumuyor. Yani taş yünü felaket şekilde tozulması var. Kaşıntı yapması, boğazları ve yani ağzınızı tahriş etmesi gibi bazı sıkıntıları var. Artı bu malzemenin 1 santimden başlıyor. 5 santime kadar istediğiniz aralıkta üretebiliyorlar. Bu malzemenin ham maddesi de bu atık olan pet şişelerin geri dönüşümünden geri geliyor. Yazan teknik özelliklere göre diğer ısı yalıtım ürünlerine göre %30 daha fazla ısı kaybını engelliyor. Ve onlara nazaran daha fazla ses absorbe etme özelliği var. Yani birçok yerde kullanımını duydum. Özellikle Aydın tarafında, Manisa tarafında bunların kullanımını duydum. Tabii mantolama olarak da kullanılıyormuş. Hatta bunların 5 santimlikleri dış cephede mantolama olarak kullanılıyor. Fakat tabii yani bilemiyorum, ben uygulamadığım için çok da fazla iddialı konuşamıyorum ama biz şu an şap altında gördüğünüz gibi bu boruların, şu karşı gördüğünüz boruların aşırı esniyor arkadaşlar. Yani seramiklerle alakalı sıkıntı yaşamamamız için biz bunlardaki taş yünürü komple kaldırdık. Yerine yani bu malzeme uyguladık. Umarım bunlardan verim alabiliriz. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Yani malzemeyi kullananlar malzemeden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Göreceğiz. Biz de uygulayıp göreceğiz. Bunun diğer bir güzelliği ekonomik olması. Yani diğer taş yününe göre rakamsal boyutta çok çok daha ekonomik bir ürün. Eğer bir sıkıntı olmazsa büyük ihtimalle video çekmeyeceğimdir. Video çekmeyeceksem büyük ihtimal sıkıntı olmamıştır. Bu şekilde bunu da böyle izah edebilirim. Diğer imalatları da nerede kullanacağımızı göreceğiz. Söyleyebileceklerim arkadaşlar bu kadar. Şantiyemde bir yandan şap atılıyor. Bir yandan dün attığım kolonlarım sökülüyor. Şu anda yani plat şeyimi alacağım. Frelerimi bir kat yukarı alacağım. Onunla alakalı şu an hazırlık çalışmalarım devam ediyor. Gün içerisinde vakit bulabilirsem yine bununla alakalı video çekebilirim. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.